Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bu videonun başlangıcında tombalayla başladık. İlk şans simgemi aldım. Güzel, toprak tılsımıyla başlamak bence mantıklı, işimize yarar. Bu arada bu videonun bu kısmının sesini kaydetmeyi unutmuşum. Şu an ikinci kez seslendiriyorum burayı. O yüzden böyle garip bir durum olabilir. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Kendi ağız hareketlerimi de tekrarlayamayacağımı düşündüm. Suzi kitabı güzel çıkmış. Ben şu an eski beni izleyip tek değerlendiriyorum. Bu Johnny Bravo adlı çarımızın son tombalası. Bir sonraki güne app kuponu var. Onu da çıkartamadık. Nesne Market'e Efsun Nesnesi indirime girmiş. Tanesi 41 app'ten. Toplu alımında da aldığımızda tanesi daha pahalıya geliyordu. 41 app olarak almak, 4 tane alınca hesap makinesinden yapayım hemen. Videoda da hesap makinesinden yapmıştım ama tekrar yazı yazmama rağmen gene hesap makinesinden. Böyle 41 çarpı 4 dediğimizde 164 ediyor. Toplu satın aldığımızda da 177 ediyor. Yani 13 app'lik bir karımız var. Bu hesaplamayı iki kez yapıp nasıl böyle hatırlayamadım. O da çok garip bir durum. Ben bunu size gösterirsem açıklamadaki tişört çekilişine katılmayı unutmayın. Açıklama aşağıda bir tişört çekilişimiz var. Son günleri bu videodan sonra yaklaşık 3 günü kalmış olacak. Ona katılıp şansınızı değerlendirebilirsiniz. Yanı sırada yakında Happy Hour gelmesi bekleniyor. O Happy Hour'da da app çekmek için Epping.com.tr'den çekebilirsiniz. Sabit bir %10 bonus var. Benim kayıt linkimden kaydolarak da bana destek olmuş olabilirsiniz. Şimdi geldik asıl çarımızın tombalasına. Evet, mavi pot her zamanki bu pot şans simgesi. Kameranın yerini de değiştirmem gerektiğini fark ettim. Bundan sonra kameranın yerini değiştireceğim. Ve 5 app'le yeniliyoruz. Kuvars kumu. Ne yazık ki beyaz inci biraz çöp bir şey geldi. Ben buranın normalde tılsım olduğunu sanıyordum. Videoda da aynı şaşırmayı yapmışım. Ama bekçi imzası geliyormuş. Yanlış toplamışım. Zaten matematiğime güvenmiyorum. Biraz kötüyüm. Basit toplamada bile hatalar yapabiliyorum heyecanlandığım için. Burada da mavi inci geldi. Ne yazık ki mavi inci pek bir işimize yaramaz. Bu noktada birazcık böyle ne kadar şanssızım diye düşünmeye başlıyorum. Artık neden çıkmıyor tılsım, kaç hep harcadık, hepimiz bitmeye başladı diyorum. Acaba değiyor mu? App kuponu alıp satsam, çevirmemden daha mı karlı olur diye düşünüyorum şu an burada. Gene mi bekçi imzası dedim. Aradığımda gelmez diyorum. Şimdi bir totem arayışına girdim kendi içimde. Ne yapsak, ne yapsak? Gene mi büyülü tohum? Çok fazla hep harcadık. Gözlüğümü çıkartayım. Belki bu işe yarayabilir. Ateş tılsımı. Bundan sonra bu tombalanın devamını ateş gözlüğümü çıkartarak oynamam mantıklı olacağını düşünüyorum. Ki şu gün hala bu hareketi yapıyorum. Bir şans simgesi çıktı. Evet, gözlüğü çıkartmak işe yarıyormuş dedim. Dedikten sonra da bozdum zaten. Yarında money varmış. Bunu da satın alalım. Kesinlikle gözlüğü çıkarmamla alakalı bu durum. Kış takvimimizi oynamışız. Eşya rafımızdan tılsımımızı alalım. Bu korları da alayım. Videonun ilerleyen dönemlerine simya basmayı deneyebiliriz. Zaten şu an tam net de göremiyorum gözlüğü çıkarttığım için. Bu bayram sandıklarına çok güzel kar etmiştik. Son videoda hepinizi okey oynarken kanser ettiğim için tekrardan özür dilerim. Daha fazla kansere maruz kalmamak için ben bu okeyleri kendim video dışında oynadım. Kordagon'un soylu çıktı.
İlk için çok güzel. Kameramın yerini değiştirmedim. Tekrardan özür dilerim. Bir sonraki videoda kameranın yerini düzelteceğim. Rüzgarın ayakkabısı normalde işimize yarar. Ama iki tane olması kötü oldu. Yank yank. Işınlanma yüzüğü. Hayır demem. Işınlanma yüzüğü her zaman güzeldir. Evet. Bunda da tecrübe çıktı. Büyülü metal. Çok güzel. Büyülü metalleri severiz. Neme yumurtası. Keşke neme yumurtası çıkmasaydı ya. 30 emlik bir zarar oldu burada. Adını da Nemo'ya koyalım. 72 saat başlangıcı güzel gözüküyor ama pet okuyucusuyla bakmamız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle gidelim oraya doğru. Satıcı, satıcı. Ne haber satıcı? Hello. Bana bir tane pet okuyucusu verir misin? Hemen bakalım. Ah, pet seviyesi 2. Kötü oldu ya. Artık hazırlığımıza süre olarak kullanırız bunu. Başka bir işe yaramaz zaten. Soylumuzu da açalım. Evet, ender yeşim çıktı. Bu yeşimi bir deneyelim. Belki efsanevi yeşim çıkartırız. Denizin çarına koymak için kullanabiliriz bunu. Denize de çay dizmeye çalışıyoruz şu anda. Evet, enderimiz ne dedik? Geçmedi be. Kötü oldu. Başka bir enderimiz var mı? Yok. Aslında bu yakutu deneyelim hadi. Oo, yontulmuş. Oo, şanslıyız. Oo, antika geçti. Efsanevi mi geçiyor? Bilmiyorum, ben de heyecanlandım şu an. Bunu tekrar izlerken tekrar heyecanlandım. Bunu bir kez çekmiştim. Bu da ben bile heyecanlandım. Zar atalım ama göremiyorsunuz. Zar, özür dilerim. Düzelteceğim bir sonraki videoda. Zar zar. Evet, böyle. Ay, boş ver zarı ya. Saklayalım bakalım. Ne geldi acaba? Bence geçmemiştir diyorum burada. Heyecanlarımız devam ediyor. Peki niye besleyemiyorum? Protein yokmuş. Geçmiş! Hadi 5'te 5 mi? Üzerinden kaydıralım bakmadan. Ya 5'te 4 ama güzel. Güzel, bu da olur. Üstü atarız olmadı. Eskiden olsa savunmasız işe yarıyorlardı da bunlar. Gene ortalama eksik. İki tane üstü atmalık var da ben bunları midsel'e saklayacağım. Aynısını yapmayı size de tavsiye edebilirim. Her ne kadar midsel ertelenmiş olsa da bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. İlerleyen dönemlerde gelebilir. O yüzden dikkat edelim. Elmasa ne yazık ki basamıyorum. Yakutlara basacak bir şey yokmuş. Yeşim de pardon. Evet, nesne depomuzu açalım. Burada bir iki simya tutmuş olmam gerekiyor. Tombalalardan falan çıkmış olan. Aa, kalmamış. Kötü olmuş bu. Olsun. Kısa günün kârı güzel bir yakut bastık bu videoda. Arkadaşlar merhaba. Bugün Nesne Market'e app kuponu geldi. Ve benim tombala için app almam gerekiyordu. 1500 app çektim. 3000 app çekemedim bu sefer. 1500 app'imizle tombalamızı oynayalım. Hemen. Pardon, 1275 app almışım. 1500 değil. App'inden aldığım %10 bonusla tekrar kaç app'e çevirebiliyorum? Matematiğim şu anda yetmiyor ama galiba 30 app'e çevirebiliyorum. O 30 app'i de ekstradan başka bir şey için kullanacağım. App'imi yükledim. Niye aktarılmadı çağırma app'i? Bazen böyle Nesne Market takılabiliyor. Kapatıp açmanızı önerebilirim. Ya da bir şey satın aldığınızda da kendi kendine geliyor zaten. Tombala'dan bir karanlık ya da rüzgar tılsımı çıkartalım. Çünkü gerçekten ay bitici, event bitecek, etkinlik bitmek üzere diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım da 2 haftası falan kalmış olması gerekiyor. 2 hafta içerisinde de 2 tane tılsımdan çıkartmak, hani belirli tılsımı çıkartmak pek kolay bir şey değil. Ki zaten hani artık tek çara düştüm. Biliyorsunuz pazar çarımda da yapıyordum. Artık onu da yapamıyorum. Galiba bugün onun son günü. Bir ziyaret edelim o çarıda. Bu çardaki işimiz bittikten sonra. Bir de app kuponu almayı düşünüyorum. 50'lik app kuponları en fazla karı bırakan app kuponlarıymış. Anadolu'da bir pazarları inceledim. Ticaret camından bakmıştım. 50 app kuponu yaklaşık 4 won'a gidiyorken 1000 app kuponu 25 won'a gidiyor. Yani 480 app'e aldığımız 480 app'lik 50 app kuponu 1000 app kuponunun da aynı karı bırakıyor.
1000 app kuponunu 1300'den alıyoruz. 50 app kuponu 400'e 480 app aldığımız şey 1300'e 480 app, yani ortada 900 app'lik bir zarar var gibi geldi. Eğer matematiklerim doğruysa. Hani bu da şu anki anlık satış fiyatı değil, ilerleyen dönemlerle alakalı. Fiyatlar zaman geçti, zaman değiştikçe değişiyor ve hala tılsım getiremedim. Birazcık şanssızım bugün tılsım getirme konusunda. Size de öneririm. 50 app kuponu en karlısıymış. Bunu da bana Discord'dan arkadaşlarım söyledi. Moderatörlerimden. Toprağa teşekkür ederim bu konuda bana bilgi verdiği için. Şöyle devam edelim. Ben normalde genelde 1000 app alıp satıyordum. Ki zaten şu ana kadar 4 kez falan yapmışımdır bu işlemi bunca yıldır. 4 tane falan almışımdır. Pek app kuponu alıp satma taraftarı değilim. Ben genelde risk seviyorum böyle. Mesela Chark'ta mesela böyle kostüm çıkartmayı falan, bunlar benim. Tabii riske girince de genelde kaybediyorum. Ve Tomo'da da kaybediyoruz zaten. Gördüğünüz gibi kaç app gitti. Evet, ne tılsım? Bu büyük bir tılsım. Büyük bir tılsım. Ama toprak ne ya? Şu big olmasa güzel bir tılsım gelirdi. Bakalım mı ben ödüllerini? Neredeydi o? Şans simgeleri. Evet, bir tane, onun yerine başka bir şey olsa toprak ya da karanlık gelecekti ya da şimşekmiş. Onun yerine 3 gelse rüzgar alacaktık. Ah be. Bir gelir mi ya? Çok kötü oldu bu. Bu sırada mail geldi arkadaşlar. O mail bana geldi, kusura bakmayın. Sesi kapatmayı unutmuşum. Pat diye bildirim gelmiş oldu. Şuraları bir şans simgesi. Şuradan bir 3 şans simgesi daha. Şans simgesi daha çıksa çok güzel olabilir aslında. Bu ne hep ince kumaş bir halde. Yarınınkileri de alalım. Yarın 1000 app kuponu varmış. Ben bunu istiyorum. Lütfen oyun bana bak, bu iyiliği yap. App'im de bitiyor. Zaten bana 1000 app kuponu ver be. Hadi oyun. Kış takvimimizi oynadım. Kış takvimimizin son ödülü bu arada yeşil Ankara'ymış. %50 XP ve 15 berserker veren pet. Hemen gelelim şuradan. Nerede bu? Ben 50 app alacaktım da 50 app'i bulamadım. Heh, buldum. 50 app 80 app. 50 app 80 app'i alabiliyoruz. Evet, 199 tane daha alma şansın varmış. Zaten o kadar app'im yok. Sen bana bu kadar hakkın var desen de ben o kadar alamayacağım. Ben o kadar... Umarım matematiği yanlış yapmamışızdır bu arada. 480 app fiyatına geliyor diye. 2.10 desek, 2 katına desek. Yine kar. 480 çarpı 2, 960 epe, tanesi 2.10'dan, 960, bakın matematiğim şu, şu anda matematik yapalım, hadi. Matematik yapalım, olmadı, saçmalı. 1000 ep 25 won'sa, 2.10'a 50 ep 2.10 olsa, hemen hesap makinesinden yapalım çünkü benim matematiğim kötü. 1000 ep, epim bitti. 1000 ep 25 won'sa, tamam. 50 app'ten 25, 50 app'in tanesi 2.10 olsa 25 bölü 2 desek 12.5. 12.5 çarpı 80 dersek 1000 app ediyor. Yani 300 app gene kardayız. Evet. Zor bir matematik işlemiyle ama yaptım. 12.5 ediyor. 13 desek gene kardayız. Yani 50 app alın arkadaşlar. 50 app her zaman karlıdır 1000 app'ten. Ve daha hızlı satılıyor. Tabii bunun da bir etkisi var. Birazcık aldım app kuponu. Kaç tane aldım bilmiyorum. Zaten orada saymayı falan da unutmuştum ben. Toprak tılsımımızı alalım. Şöyle toprak tılsımımızı çıkartalım. Ben bunu basacağım biliyorsunuz eventin sonuna doğru. Zaten artı 3'üm vardı. Hala rüzgar ve karanlık tılsımı bulamadım. Ateş tılsımı çıkarttık burada bir tane. Bakalım neler olacak. Videonun devamında bir şeyler daha yapacağız. Bir tane çağ dizdik. Bu arada onu da size göstereceğim. İlerleyen zamanlarda bizim Lonca'daki denize Lonca olarak toplandık. Arkadaşlar merhaba. Dün hesaplamalarda birazcık hata yapmışız. App kuponu alırken mutluluk yüzümün bitmek üzere olduğunu unutmuşum. Birazcık da item bastım. İtem basarken de bu Zodya RTD'ye basarken videoyu almayı unutmuşum. Şu, ama en azından Art 9'a geçmedi. İyi ki geçmedi. Size göstermeden Art 9'a geçirmem birazcık saçma olurdu. Umarım bu bir sonraki videoda bunu Art 9'a basabilecek duruma gelebiliriz. En son açtığımız itemlerden bayağı bir ritüel ve ben niye bu kadar sarıyorum?
Bayağı bir metal çıktı. Depomda 5 tane metalim var. 2 tane ritüelim var. Arkadaşlarımdan da birkaç tane ödünç ritüel alacağım. Zordia'ya basmak için. Bizim Londra'daki arkadaşlardan da deniz ritüeli vardı yanlış hatırlamıyorsam da. Ben bu kırmızı kutu şimdi açtım. Bu niye kapandı? Garip oldu. Şöyle neler oldu neler bitti size anlatayım diye bu videonun bu kısmını ekledim. Tekrar Razador'dayken ben hemen şöyle bir itemlerimi düzgün takayım. Bu 5 kanamayı da melee'lik yaptım. Melee için yaptım. Ama pek işime yaramıyor. Aslında zehirli yapsam daha mantıklı olurdu. Şu an bir de aceleyle kesmeye çalışıyorum Masadoru. Server bakıma girecek ve Razor gelmedi. Yaklaşık 10 dakikamız var. 10 dakika içerisinde rahatça kesebiliriz. Ben şöyle çekeyim tekrar Razor'u. Nereye gitti bu? Burada kalmış. Gelsin hemen keselim. Zaten rüya ruhlarımız da var. Adını yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet rüya ruhumuz da var. Slotlar azaldı. Narazor'un canı azaldı. Anda rüya ruhunu açarım. Burada çok fazla slot var. Bu rüya ruhu sizin hedef aldığınız değil. Silahınızın vurduğu her slota sayıyor. Yani şu an şurada 5 slot var üzerimde yanımda. Onlar için de beşer beşer patır patır düşüyor. Böyle bir şey olmasını istemeyiz tabii ki. Böyle harcam boşa gitmesin. Şimdi yazıda yanında slot azaldığına göre açabilirim. Şöyle açayım. Bunluk olmadığı için birazcık saldırı hızım düştü tabii ki. Ben rüya ruhu biraz sonra açayım. Canı biraz daha azalsın biraz durun. Öyle açalım bu ruhu. Bir mutluluk varmış gibi de vuruyorum ya şu anda. Birazcık daha düşük mutluluktan. Ama yanda çıkan slotlar beni çok kötü etkiliyor. Çektiğim ev kuponlarını da bozdurup şimdi bir tekrar mutluluk almak istemiyorum. Bayağı bir efi çöpe etmiş oluruz. Onları satıp belki ilerleyen dönemde bir tane alırım. Şöyle şuna bineyim ve öldüm. Hatalı oynadım. Şöyle bir zehirli kaskı takıp bir zehir mi atsan hemen ya? Ya bu kapalı mı? Hah kapalı. Yedim mi bu zehri? Emin olamadım zehri yedi mi yemedi mi? Yedi yedi. Yoksa can doldururdu bu süreye kadar. Bodoslama da alıyorum şu anda. Eğer ölmezsem zaten Zigon'umu öldürür. Ah, oh, kestik. Kesemi bu böyle... Ben niye kemeri takmadım ki? Kemerin süresi gitmesin diye takmıyordum. Hani zümrütlerin 60 em tanesi hani slotlarla takmayayım diye çıkartmıştım. Ben de hasarım niye bu kadar düşük diyorum. Anlamamıştım ne olduğunu. Hemen bakalım kaç sandık atmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sandık. 8 sandık biraz az da olsa simyamızı da kapatalım. Şöyle bugün tüm 5 yak 5 kordan 4 yakut çıktı. Bir acayipti. Şunu şöyle bir üste atalım da antikamız yok zaten. Bir altyapı yok bunun için. Yeşim altyapı var ama yeşim çıkmıyor. Bir de şunları çarktan çıkartmıştım. Şöyle bir efsanevi bir elmas yapalım. Mithsal simyaya hazır olalım. Şöyle atacak bizi zaten dışarı. At bizi dışarı. Takıldı galiba. Evet.
Bu takılmışken biz hemen ninjamızın biyoloğunu vermeye çalışalım. Ninja'nın da biyoloğunu gün geçtikçe yapmaya başladım. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Biyoloğu veremedim. Videoyu burada kesiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.